Mor lahana ile pH değerini ölçebilirsiniz. Nasıl mı? Bu kavanozda biraz önce kaynatılmış su var. Hala çok sıcak. Şimdi bunun içerisine mor lahananın yapraklarından koyuyorum. Lahananın suya rengini vermesini bekliyoruz. Artık suyumuz istediğimiz renk düzeyine ulaştı. Suyu bardaklara dolduruyorum. Biz bu pH testini daha önce yaptığımız sabunun istediğimiz düzeye gelip gelmediğini anlamak için yapıyoruz. Bu sabunları evde yaptık ve yapım videosunu bu kanalda paylaştık. Eğer izlemediyseniz bu videonun açıklama kısmından o videoya ulaşabilirsiniz. Yapımının üzerinden yaklaşık olarak 10 gün kadar geçti. 10 gün bu sabunun kuruması için yeterli bir süre değil. Kullanabilmemiz için pH düzeyinin istediğimiz aralığa yani 7-8 aralığına gelmesi gerekiyor. pH değerini mor lahananın suyu ile ölçeceğiz. Dış yüzeyi ile iç kısmının pH değeri aynı aralıkta olmayabilir. O yüzden sabunu keserek orta kısmından bir numune alacağım. Bakın, suyun rengi hemen değişmeye başladı. Şu anda yeşil bir renk aldığını görebiliyorsunuz. Bu sabunu yaparken yağ olarak sadece zeytinyağı kullanmıştım. Bunu yaklaşık olarak 2 ay kadar önce yaptım. Artık kullanılmaya hazır hale geldi. Şimdi bu sabunun pH düzeyini ölçeceğiz. Hemen numunemi alıyorum. Suyumuz mavi bir renk aldı. Bu renk sabunun pH düzeyinin 7 ila 8 aralığında olduğunu gösteriyor. Yani banyo sabunu için tam istenilen değerlerde. Şimdi bu suyun içine de bir parça kostik koyarak ne renk aldığına bakacağız. Biraz nem olduğu için hemen erimeye başlamış kostik. Bu yeşil renk pH düzeyinin 10 ve daha yukarılarda bir yerlerde olduğunu gösteriyor. Şimdi bu suyun içine de sirke damlatacağım. Hemen karıştırıyorum. Suyun bu rengi alması da asidik düzeyde olduğunu gösteriyor. Çünkü sirke asidiktir. Bu suyun içerisine de normal musluk suyundan ekliyorum. Renginde herhangi bir değişiklik olmadı çünkü su nötr. Testini yaptığımız sabun suya bu rengi verdiği için pH değeri istediğimiz düzeyde yani 7-8 aralığında kullanılabilir durumda. Bu sabun ise suya bu rengi verdiği için henüz kullanılmaya hazır değil yani pH aralığı istediğimiz düzeyin çok daha üzerinde bazik bir seviyede. O yüzden bu sabunu 4-5 hafta daha kurumaya bırakacağım. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.